Arkadaşlar sakallı pencere kıpırcısı yapıyoruz. İç kıpırcısı. Sakal dediğimiz olarak bakın şöyle. Normal pencere kıpırcısını şu şekilde gönyeli kesimle 5 santimlik parça konuyor. Buna sakal deniyor arkadaşlar. Biz öyle diyoruz ama tabi başka yerde ne kadar bilmiyorum. Bu da asla anlatmak istediğim sakalı kıpırcı nasıl konur değil. Bakın bunun alt zemini yüksekti. Normalde bir santim şurayı yüksek koymak zorunda kaldı. Yani şöyle koyduğunuzda bakın. Burası yüksek kalıyor. Eğer ben pencereyi bu pervaza sıfır koyarsam, normal buna uymaya kalkarsam, bu alüminyum kesmezler arkadaşlar. Gerçi plastiği de kesmiyorlar. Ne oluyor? Bakın koyduğumda şöyle boşluk kalıyor. İçeriden çok çirkin görünüyor. Benim bu pencere kıpırcısını yüksek koymam lazım. En az 1 santim, 1,5 santim bu kasadan yüksek koymam lazım. Bu videoda anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Sıfır koyuyoruz. Mümkün mertebe al bir şey büyük sıyla al. Biraz da koymaya özen gösterelim arkadaşlar. Kıpırcığımızı. Bu şekilde bir parça yardımıyla kontrol yapabiliriz. Daha sağlıklı olur. Biraz daha ince. Kendirebiliriz. Tamamdır. Bu şekilde kontrolü sağlayarak çok az bir şeyde dışarıdan ders payı bırakıyor, silikon payı bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şeyin pencere pervazının kasına silikon sıkacaklar. Terazimizi kontrol ediyoruz. Ön tarafa haftanın akıntılı olduğumuz yeterli. Peşemizi koyduk. Şuralara kapatıyoruz diyerek daha çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi de kasanın altı boş kalmasın. Yok, atölyede yapıştırıldı. En sonunda harcımızın altını sıyıralım arkadaşlar.
işlerimiz tamamlanmış olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kapattın mı?